Radyo 1 İstanbul'dan merhaba. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha Uner. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz vesairede bu haftaki konuğumuz İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılay. Sayın Kızılay, saygılar sunarız efendim, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Süha Bey. Çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Hocam siz çok önemli bir tıp doktorusunuz. Aynı zamanda tıp alanında öncü çalışmaları da imza atmış değerli bir akademisyenimizsiniz. Ama bugün 13 Eylül itibariyle açılacak üniversitelerin durumunu konuşacağız. Ağırlıklı olarak sizin idari görevinizden bahsedeceğiz ama elbette fırsat bulduğumuz anda diğer çalışmalarınıza da değineceğiz. Sayın Kızılay, uzaktan eğitim pandemi dönemiyle birlikte gündeme geldi. Ancak dünyada uzun yıllardır uygulanan bir sistem aslında. Kısmen verim de alınabilen bir sistem. Ancak kimi akademisyen dostlar der ki, kampüste olmanın, o kampüste ders sonrası öğrencilerle birlikte olmanın, bir çay içip, onlara bir çay ikram edip, iki kelam etmenin de eğitimde, öğretimde faydasını çok gördük. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Yani kampüs, üniversite eğitiminin, üniversite hayatının çok önemli bir parçası. Buna katılıyorum, bu düşünceye. Fakat uzaktan eğitim, dijital eğitim de artık günümüzün temel bir eğitim alanı. Tabii Covid-19 da gündeme geldi ama aslında uzaktan eğitim Covid-19'dan önce de sistematik olarak vardı. Bizim kendi üniversitemizde bizim 4500 uzaktan eğitim öğrencimiz vardı Covid'den önce. Bunlar ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileriydi ve bunlar üniversite tercihleri yaparken uzaktan eğitim ön lisansını ya da lisansını ya da yüksek lisansını tercih yaparken tercih etmişlerdi ve öyle girdiler, öyle okudular, hatta diplomalarını öyle aldılar ve devam ediyordu. 4500 öğrencimiz vardı. Onu belki bir giriş cümlesi olarak söyleyeyim. Ondan sonra kampüse tekrar dönersem, kampüs hayatı benim düşüncem, nazarımda üniversite hayatının çok önemli bir parçası. Yani üniversite öğrencisi, ortaokul, lise öğrencisinden farklı olarak böyle sadece ders dinlemeyecek, sadece sınava girmeyecek, sadece diploma almayacak. Aynı zamanda hayata hazır hale gelecek, ortak insanlarla, arkadaşlarıyla ortak çalışmalar yapacak, ders ve bölüm okul dışı çalışmalara katılacak, sportif, sanat, kültür çalışmalarına, sosyal faaliyetlere, aktivitelere katılacak, organizasyonlara katılacak. Yani bir kampüs yaşamı, kampüs hayatı, hayata da üniversite öğrencisini hazırlayacak. Yani hem bir taraftan ders ve sınavlarını geçerek okuduğu mesleki alanda diploma yetkinliğini kazanacak, ama bir taraftan da sosyal, kültürel, tüm sanatsal, sportif faaliyetlerle, kampüs hayatıyla, bunu bir bütün hayat olarak düşünelim, kampüs hayatıyla da kelebeğin diğer kanadı gibi hayata hazırlanacak. İkisi birden yüz yüze eğitimle, kampüs hayatıyla, o şehre, o üniversiteye gelmekle, hatta bir kısmı kendi şehrinde okuyup evinden geliyor ama büyük çoğunluğu da yurtta, evde, kendisi veya arkadaşlarıyla ortak alanda kalarak bir üniversite hayatı yaşamakla bütünleşmiş oluyor, tamamlanmış oluyor. Yani kendini de yaşama hazırlıyor belki öğrenci kardeşlerimiz böylece. Yaşama hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda üniversite giriş sınavları sonuçları açıklandı.
5 Ağustos'ta tercihler başlıyor. Şu anda büyük bir grup gencimiz üniversitenin kapısına adım atacak. Şimdi bunlardan bizleri dinleyenlere mutlaka böyle kampüsü, geniş sosyal faaliyetleri olan üniversiteleri ayrıca kendi mesleki seçecekleri ön lisans, lisans alanlarının dışında değerlendirmelerini de öneriyorum. Evet. Çünkü üniversite hayatının bir parçası, hatta önemli bir parçasının da bu olduğuna ben rektör olarak inanıyorum. Sayın dinleyiciler, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılay, az önce de belirttiğimiz gibi bir tıp doktoru, akademik kariyerini tıp alanında yapmış, çok değerli bir akademisyen. Hocam, devletin bunca teşvikine rağmen yeterli aşı oranına ulaşamamamızın sebebi sizce nedir? Ne yapmamız gerekir? Önce onu soralım. Aşı, dinleyicilerimize önemli vurgulayacağım bir konu olarak, aşı bizim sadece kendimize yaptırmamız yeterli değil, bir de aşının propagandasını yapmamız gereken bir konu şu anda. Yani ben bir hekim olarak, bir rektör olarak, bir tıp hocası olarak kendimi sorumlu ve görevli görüyorum. Yani insanları ikna etmek konusunda kendimi sorumlu görüyorum aşı konusunda. Yani sadece kendime, eşime, çocuklarıma, yakın çevreme aşıyı yaptırtmak, ikna etmek yeterli değil benim açımdan. Bütün ülkemin insanlarına ikna etmek de sorumlu görüyorum. Sağduyulu insanları da aynı sorumluluğa davet ediyorum. Ülkemizde aşı konusunda bir yavaşlama var. Ülkemizde bazı insanlar aşı karşı propagandası az sayıda insan yapıyor ama bizim gibi çok sayıda aşıyı anlatan insanlardan daha tesirli oluyor toplumda. İnsanlar diyorlar ki ya aşı yapılırsa kısırlık oluyormuş, onun için yaptırmıyorum. Aşı yapılırsa çip takılıyormuş, onun için yaptırmıyorum. Aşı yapılırsa işte aşının yan etkileri hastalığın yan etkilerinden daha fazlaymış, onun için yaptırmıyorum. Böyle aslında çok bilgiye, sağlam bilgiye dayanmayan başka söylentiler ve daha çok aşı karşıtlarının, az sayıda aşı karşıtının etkisine dayanan bu propagandalar toplumda etkili oluyor ve aşı hızında yavaşlama görüyoruz. Halbuki bu salgını tümüyle önleyip hayata normal dönmemizin en önemli parçası şu anda aşı olmak. 13 Eylül'de girişte ifade ettiniz. 13 Eylül'de biz de İnönü Üniversitesi olarak yüz yüze eğitim programımızı yaptık. Akademik açılış takvimimizi belirledik. Şimdi hedefimiz 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamak. Ama şimdiden bunun garantisini vermek mümkün değil. Çünkü seyri görerek, gelişmelere göre son noktaya yaklaştığımız zaman o tarihe tamam diyeceğiz. Ama şimdiki hedefimiz tümüyle yüz yüze eğitime geçmek. Bunun için aşı öğrencilerimiz, hocalarımız, aileler, şehirlerimiz, köylerimiz, herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Salgının aşıyla artık kontrolü, normal hayata dönüşü mümkün. Bu konuda aşı konusundaki kaygısı olanları ikna etmemiz bütün hepimizin, entelektüel insanların, hekimlerin, yöneticilerin, toplum önderlerinin görevi diye bakıyorum. Kendime de öyle görüyorum ve böyle bir toplulukta konuşma yaptığım zaman konuşmamın herhangi bir yerinde bunu vurguluyorum. Muhakkak diyorum, aşısını olmamış olanlar aşı yaptırsın. Sağlık Bakanlığımızın oradaki kurallarına göre kendi durumu nereye uyuyorsa ona göre aşısını yaptırsın ve takibini ona göre devam ettirsin diye muhakkak vurguluyorum, ikaz ediyorum. Bunu çok önemli buluyorum. Çünkü aşı konusunda
insanlığın çok büyük tecrübesi var. Ülkemizin de çok büyük tecrübesi var. Dünyada aşı konusunda en çok tecrübeye sahip ülkelerden birisiyiz. Hatta çiçek aşısı konusunda belki dünyadaki öncü ülkeyiz. Türkiye çiçek aşısı konusunda dünyada öncü ülke ve bu konuda dünyaya önder olmuş bir ülkeyiz. Bizim kendi ülkemizde 19. yüzyılın sonundan itibaren aşı uygulaması başladı. 20. yüzyıl boyunca çok başarıyla aşı uygulamaları geldi. Şimdi 21. yüzyılda Sağlık Bakanlığımız dünyadaki en gelişmiş ülkenin yaptığı aşıları çocuklarımıza program dahilinde yapıyor. Yani bizim çocuklarımız, ülkemizde yeni doğandan belli yaşa kadar çocuklarımız çocukluk çağı aşılarını tümüyle oluyor. Şimdi burada ülkemizde bir tereddüt kalmadı. Yani burada aşı oranı, yani çocukluk çağındaki aşı konusunda bir tereddüt kalmadı. Aşısını yaptırıyor çocuklarına, torunlarına insanlarımız. Ama bu COVID aşısı konusunda ülkemizdeki o aşı kültürü, aşı birikiminin aksine COVID aşısı, COVID-19 aşısı konusunda bir şüphe olan insanlarımız var. Çünkü kara propaganda var hocam. Kara propaganda bunun en önemli merkezi diyeyim. Yani en önemli söylenen şey aşı kısırlık yapıyor, yapıyormuş diyorlar. Şimdi tabii bu aşılar biraz hızlı geliştirildiği için yani 1000 kişi, ya bu konuda yani kaygı duymaya gerek yok, güvenlik testleri yapıldı demesi yetmiyor. Bir kişi kısırlık yapıyor deyince o 1000 kişinin etkisini bir kişi daha güçlü bir şekilde neredeyse toplumda bazılarına tesir ediyor. Şimdi tabii bu kara propaganda, bu olumsuz bakış son birkaç haftadır birkaç yazı okudum ben. Şunu ifade ediyor propaganda yapan yazı sahipleri. Diyor ki benim özgürlük alanım diyor. Yani ben aşı yaptırmama özgürlüğünü kullanmak istiyorum. Bana karışıyorsun. Hocam orada bir sorumuz vardı. Madem siz özgürlük dediniz, ona bir değinelim. Şimdi. Buyurun. Zorunlu aşı ne zaman sorsak sizin gibi değerli uzmanlara, orada tıp etiği de giriyor devreye. Şimdi zorunlu aşı gündeme gelebilir mi? Gelirse neden, gelemezse neden? Yıllarını vermiş tıp dünyasına bir rektör olarak bu konuda neler söylersiniz bize? Söyleyin ki biz de bilgi sahibi olalım hocam. Buyurun. Şimdi Şahar Bey, biz ben yönetim ekibimizle bu sık sık bu konuyu değerlendiriyorum. Yani şimdi yüz yüze eğitime başlayacağız. Evet. Öğrencilerimiz alırken HES koduyla mı alalım? Aşı yapmış olanların tespitini yapalım, yapılmamış olanları nasıl ikna edebiliriz? Yani bir zorunluluk ne kadar uygun, ne kadar değil. Böyle bir bu konu bizim gündemimizde neredeyse her gün değerlendirdiğimiz bir konu. Burada tabii biz yani zorunluluktan çok iknayı kullanalım ve ikna ederek gidelim. Aşı yaptırmamış olanlara da ya test zorunluluğu ya HES kodu zorunluluğu gibi, yani bir şekilde aşı yaptırmamış olanlar bizim şu anda yüzde eğitime geçmemiz, toplumda hayatın normal akışına dönmesi konularında en önemli risk grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla onlar şu anda aşı karşıtı olanlar, aşı yaptırmamakla direnenler aslında şu anda toplumun normale dönmesi yolunda bir problem oluşturuyorlar. Şimdi bu
kendi bu bizim özgürlük alanımız diye düşünüyorlarsa bu insanlar, o zaman başka insanların normal hayata dönmesinin önündeki özgürlüğü engelleyen bir problem oluşturuyor. Dolayısıyla burada yani şunu ben öngörüyorum, yani aşı yaptırmamış olan, aşı karşıtı olanların önümüzdeki dönemde her yere rahat girip çıkmalarına biz bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Bazı, yani zorla aşı ol belki diyemeyiz, yani onu zorlayamayız en azından şimdiki bakışımızla, ama her yere de böyle çok rahat girip çıkmasına müsaade etmememiz. Bu lazım. Son derece önemli. Önce bir ikna. Aşının i̇kna faydaları. Ama ikna olmazsa da öyle kafasına göre her istediği ortamda bulunamayacak herhalde kampüste. Yani evet, yani biz bazı kısıtlamaları da getirmemiz gerekiyor. Çünkü diğer öğrencilerin de sağlığını korumamız lazım. Tabii. Yani belki aşı yapmış olanları bazı kontrollerden geçirmeyeceğiz, ama aşı yaptırmamış olanlara diyeceğiz ki bir taraftan muhakkak HES koduyla kontrol edeceğiz. Bir taraftan da siz bazı kapalı kalabalık alanlara girmenizde kısıtlama koyacağız diyeceğiz. Yani çünkü öbür grubu yeni versiyonlarıyla, bu hastalığın yeni suçlarıyla, COVID-19'un yeni mutasyonlarıyla şey yapamayız, riske atamayız. Peki için, okul özelinde, İnönü Üniversitesi özelinde bir aşı kampanyası söz konusu olabilir mi hocam? Şimdi ben bir örnekle bunu cevaplandırayım. Şimdi ben sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz beni takip ediyorlar. Şimdi öğrencilerimizden bugünlerde şöyle mesajlar çokça alıyorum. Hocam aşımızı yaptırdık, hatta iki dozunu da yaptırdık. Ebrar isminde bir Twitter'dan bir öğrencimiz bana yazmış. Hocam iki dozumu da yaptırdım. Okulu çok özlediğim için yaptırdım. Yani okulla gelebilmek için yaptırdım diyor. Ben de onu retweet ettim. Retweet ederken de dedim ki Ebrar tüm öğrencilerimize örnek olsun. Yani işte okulu yüzde eğitim açabilmemiz için Ebrar gibi herkes kendisini bu konuda sorumlu hissetsin. Öyle olunca bu çok beğeni aldı. Baktım yani öğrenciler demek ki ağırlıklı olarak bilinçli. Biz tabii ben bu süreçte, yani önümüzde yaklaşık 1,5 ayımız var. Bu süreçte bütün konuşmalarımda, sosyal medya paylaşımlarımda öğrencilerimize aşıyı teşvik ediyorum. Ve devam edeceğim. Çünkü bu daha okulu açmadan bu aşamada öğrencilerimizin hepsi ya da önemli bir çoğunluğu aşı yaptırırsa biz çok rahat yüzde eğitime başlayacağımıza inanıyorum. Ebrar kardeşimizle kurduğunuz iletişim aslında az önce kara propaganda demiştik. Bir boyutunu konuşmuştuk. Ama diğer yandan doğru kullanılırsa hocam son derece önemli bir iletişim aracı bu dijital yayın organları, değil mi? Evet, evet, çok önemli. Burada tabii uzmanlarımızın sık sık aşı konusunda dünyadaki örnekleri, Türkiye'deki durumu vurgulamalarında fayda var. Sağlık Bakanımız sürekli bunu gündeme getiriyor. Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir sitesi var. Ben buradan bizim dinleyicilerimize internet, sosyal medya üzerinden veya web üzerinden aşı diye girerlerse direkt Sağlık Bakanlığımızın sitesi çıkar. Orada kısa, öz, aşıyla ilgili bütün bilgiler var. Sıkça sorulan sorular bölümü var orada. Kafalarına takılan, aslında akıllarına gelen bütün soruların orada cevabı var. Yani uzmanlar çok güzel cevaplarını orada hazırlamış durumdalar. Yani burası en sağlam, en güvenilir yer. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşı sitesi. Evet. Bu en güvenilir yer. Bütün bilgilere orada ulaşabilirler. Orada bir de şey var. Ölçek var.
anlık kaç aşı yapıldı Türkiye'de? İşte toplam aşı, birinci doz aşı, ikinci doz aşı, 3 rakam var. Onu da anlık veriyor. Ben oradan takip ediyorum rakamları. Bu yani aşı kaygısı olanlar, bunları bizim ikna etmemiz lazım. Yani kaygı her insan duyabilir. Yeni bir durum, dünyayı kaosa sürükleyen, sağlık açısından bir pandemi yaşadık. Hala bitmedi, hala devam ediyor. Her şeyi etkiledi, bütün hayatı etkiledi. Bu önemli. Tabii burada bir kaygı duyması herkesin önemli. Yani buna hak veriyorum. Ama karşıt olmasına hak vermiyorum. Karşıt olmak için elde sağlam veriler olması lazım. Yine tamam, biz iyi davranıyoruz hocam aşı karşıtlarına. Elbette o iyi bir örnek değil ama kıta Avrupa'sında güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelinen durumlar oldu. Şimdi dünya kıta Avrupa'sı, Amerika, hatta 2-3 gündür işte Pakistan, farklı ülkeler aşıyı nerelerde zorunlu tutabiliriz diye bazı yeni kararlar alıyor. Yani aşı zorunluluğu kararı alan şu anda bazı ülkeler var. Bu şunun habercisi. Yani giderek aşının zorunlu olacağı yönünde bir gelişme, bir seyir var dünyada. Kaldı ki seyahat edemezsiniz, mümkün değil. Sayın Kızılay, rektörü olduğunuz İnönü Üniversitesi'ne dönelim biraz. Buyurun. Yerli aşıya nasıl bakıyorsunuz siz? Ne durumdayız? İnönü Üniversitesi'nin desteği var mı? Yerli aşı sizce bir tıp insanı olarak nasıl bir süreç geçirdi? Tabii tam tarih vermek mümkün değil ama tahminen ne zaman gelir yerli aşı? Avantajları neler olacak yerli aşının? Yerli aşı sonrası süreç nasıl işler? Onu bir enine boyuna konuşalım hocam. Buyurun. Evet. Yerli aşıda çok iyi gelişmeler ülkemizde var. Faz 3 çalışmaları yapılıyor. Şu anda en önde giden aşımız Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Hoca'nın başkanlığında geliştirilen aşı şu anda en önde gidiyor. Faz 3 çalışması yapılıyor. Şimdi tabii bu aşılar muhtemelen 2021 yılı sonuna, yani bu yılın sonuna bu ilk en önden giden aşı yetişecek. Öyle gibi görünüyor ama aşı öyle bir şey ki yani net olarak yetişir mi, tamam şöyle yetişir demek de mümkün değil. Çünkü her şey hazır, aşı yapılıyor insanlara. Ama bunların belli zaman süresi takibi zorunlu. Yani bir aşıyı yaptığınız faz 3 çalışmasında onun belli süre takibi gerekiyor. O yapılan gönüllülerin belli süre takibinden sonra prosedürleri var. Ondan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığımızın çok önemli kurumu, o acil kullanım onayı veriyor. Bunların hepsi süre gerektiriyor. Yani aşı hazır, uygulanıyor ama bütün bu safhaları başarıyla geçtikten sonra, yeteri kadar süreler, bekleme süreleri tamamlandıktan sonra onay veriliyor. Şimdi bu COVID-19'da bu süreler hem kısaltıldı hem hızlandırıldı ama bütün bunlara rağmen bir süreye ihtiyaç var. Acil kullanım onayı için. Onun için yerli aşılarımızda çok önemli çalışmalar, gelişmeler sona yaklaştı. Ama biz, yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Ya biz bu yerli aşıyı bekleyelim, o çıkınca onu yaptıralım. Böyle bir düşünce doğru değil. Yani hangi aşıya ulaşabiliyorsa bir an önce yaptırması lazım. Çünkü beklemek vakti gelince, yerli aşı acil kullanım onayı alınca o zaman aşı takvimi yeniden yapılandırır Sağlık Bakanlığımız. O zaman ihtiyaç olursa ondan yaptırır. Ama şimdi hangi aşıya ulaşabiliyorsa onu yaptırmasını öneriyorum. Yerli aşımız da yetiştiği zaman o zamanki Sağlık Bakanlığımızın, bilim kurulunun önerilerine hepimiz uyacağız. Yerli aşı konusunda üniversitemizden
3 farklı yerli aşı geliştirmesinde hocalarımızı görevlendirdik. Farklı üniversitelere görevlendirdik. Hocalarımızın katkısı devam ediyor. Bizim üniversitemizde kit geliştirmesi yapıldı ve Profesör Doktor Sedat Yıldız hocamızın ekibinin geliştirdiği ELISA COVID-19 koronavirüs antijen ve antikor kiti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan da onay aldı. Yani akredite oldu. Başarılı bir şekilde kit geliştirildi üniversitemizde. Şimdi o ticarileşecek bundan sonraki aşamada. Bu Türkiye'de çok önemli bir gelişme. Bizim bu süreçteki çalışmalara önemli bir katkımız. Hocam, ülkemize burada önemli bir katkımız oldu. Onay dediniz ya, hemen onayla ilgili çok gelen bir soru var. Diyelim ki biz yerli aşımızı faz 3'ü de tamamladık. Tüm çalışmalar bitti. Uluslararası bir kuruluşun onaylamasına gerek var mı, yoksa bunu Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler mi halledecek? O süreç nasıl işler? O süreç Dünya Sağlık Örgütü de onay veriyor. Acil kullanım onayı veriyor. Evet. Uluslararası her ülke kendisinin bir kurumu var. Her ülkenin kendisinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurumu var. Bizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Her ülke kendisine uygulamak istediği, dışarıdan aldığı veya kendi içinde geliştirdiği aşıyı kendi kurumunda testlerden geçiriyor, yapılmış bütün süreçlerini takip ediyor ve gelen aşıyı da kendi testlerinden geçiriyor, ondan sonra kullanım onayı veriyor. Bu yeni geliştirilen aşı da acil kullanım onayı oluyor ama eski aşılarda da acaba o aşı, o üretim partisi, o üretim grubunda etkinliği üzerinde yazdığı gibi mi, onu da test ediyor, ona da kullanım onayı veriyor. Evet. Her ülkenin böyle bir şeyi var, kurumu var. Bir de Dünya Sağlık Örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü de üye ülkelerin, Dünya Sağlık Birleşmiş Milletler bir kurumu, Dünya Sağlık Örgütü. Bu gelişmiş ülkelerin etkin olduğu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kararlarını kabul ettiği bir kurum. Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın geneli için bir karar veriyor o aşı konusunda. Yani Dünya Sağlık Örgütü bir aşıya acil kullanım onayı verirse o aşı dünyada kabul gören bir aşı olmuş oluyor. Hocam, şimdi mutasyonlar var. Varyant olarak nitelendiriliyor ama çok teknik bir terim olduğu için ben size bırakacağım orada sözü. Nasıl değerlendirirseniz, siz uygun görürseniz öyle ifade edin lütfen. Bu yeni mutasyonlara, varyantlara karşı koruyuculuğu ne durumda? Mevcut aşıların ve çalıştığımız yerli aşının. Yani biz tabii bunu her hafta verileri, Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını, bu alanda yapılmıştı bir çalışmaları, hocaların bilimsel açıklamalarını ve makalelerini takip ediyoruz. Yani şimdiye kadarki açıklamalarda Delta varyantı şu anda dünyanın en çok üzerinde durduğu mutasyon. Delta varyantı COVID-19'un. Buna aşının etkin olduğunu yapılan çalışmalardan görüyoruz. Hem ülkemizde kullanılan Sinovac aşısının hem BioNTech aşısının ikisinin de Delta varyantına aşı yaptırmış olanların daha az yakalandığı, yakalananların daha hafif geçirdiği çalışmalarda gösterildi. Bu bizim için bir şans ve güzel bir durum. Yani onun için aşıyı böyle çabuk, hızlı yaptırmamız, toplumumuzun önemli bir kısmını, %65-70'in üzerinde grubunu aşılamamız gerekiyor ki bu varyantların yenileri çıkmadan hastalığı söndürelim, yaygınlığı azaltalım. Yani siz bu aşıyı 1 yıla, 2 yıla yayarak bütün 84 milyon hepsini yapsanız bile, ki daha 16 yaş altı henüz daha kullanım onayı çıkmadı, bütün ülkeye böyle
geniş bir zaman diliminde yaparsanız bu salgını önlemek için yeterli değil. Kısa bir zaman diliminde ülkenin tümüne yaparsanız salgını o zaman daha iyi kontrol altına alıp daha hızlı normale dönüyorsunuz. Onun için burada delta varyantı mutasyonuna aşı etkili. Dolayısıyla yeni mutasyonlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Yeni mutasyonlar çıkabilir. Ama biz çok hızlı bir şekilde bununla mücadeleyi aşıyla sürdürürsek o zaman yeni mutasyonların pandemi yapması, yayılmasının önüne geçmiş oluruz. Değerli dinleyenler, konuğumuz İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılay hocamız. Sayın Kızılay'ın tıp doktoru olması vesilesiyle ağırlıklı olarak aşılara da değiniyoruz İnönü Üniversitesi ile birlikte. Hocam, şimdi program yapımcısı arkadaşım Muhammed Ersintoy çok güzel bir soru iletti bana. Hani tıp etiği, moral hukuki değerler diyoruz. Tabii onu biz bilim kuruluna ve siz değerli akademisyenlere bırakacağız. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde tartışılan bazı zorunlu uygulamalar varken, kimi de der ki aşı olanlara pozitif ayrımcılık mümkün olabilir mi? Bence çok güzel bir soru bu. Çok da tartışılıyor. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olur hocam? Aslında şu anda aşı olanlara uluslararası seyahatlerde pozitif ayrımcılık var. Var mı? Yani şu anda tabii şu anda Avrupa ülkelerine eğer gidecekseniz bazı ülkeler aşı zorunluluğu koyduğu için aşı yaptırmışsanız girebiliyorsunuz. Aşı kartı istiyorlar hocam, doğru. Aşı kartı istiyorlar. Aşı kartınız, hatta her aşıyı da kabul etmiyorlar ayrıca. Yani kendi akredite oldukları, kabul ettikleri aşıları yaptırmış olmanızı istiyorlar. Aşı kartınız varsa direkt geçiyorsunuz. Karantinaya falan girmiyorsunuz. Eğer aşı kartınız yoksa sizi ülkeden ya içeriye almıyor bazı ülkeler ya da karantina zorunluluğu getiriyor. Son 24 saat, son 72 saatte yapılmış PCR zorunluluğu getiriyor. Bu uluslararası yani, seyahat için geçerli. Ülke içinde ne yapılabilir? Ülke içinde. Ülke içinde de bir iki önceki sorunuzda kısmen değinmiştim. Yani ülke içinde de giderek aşı kartı olanlar, aşı yaptırmış olanlar daha rahat hareket edecek. Aşı yaptırmamış olanların hareketi kısıtlanacak. Ben aşı yaptırmış olanların daha avantajlı hareket etmesine tümüyle katılıyorum. Doğru buluyorum. Aşı yaptırmamış olanların daha kısıtlı kalabalık alanlara girmesi, belki bazı belirlenmiş alanları onlara kapatmak uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü yani bir aşı yaptırmamış hastalığı yayma potansiyeli yüksek olan birisi artık şu anda toplum için daha büyük risk oluşturuyor. Dolayısıyla aşı yaptırmış olanlar daha avantajlı durumda. Bugün itibariyle böyle, yaptırmamış olanlar dezavantajlı durumda. Bu böyle sürüp gidecek diye öngörüyorum. Biz de kendi uygulamalarımızda, çünkü yüz yüze eğitimde bu bizim temel ayırıcı faktörümüz olacak. Bunu yani nasıl uygulayacağımıza 13 Eylül yaklaşınca karar vereceğiz. Çünkü biraz süreç var. Bu süreçte ikna çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nasıl uygulayacağımızı süreç yaklaşınca karar vereceğiz. Ama her halükarda bir aşı olanlarla olmayanlar arasında muhakkak bir uygulama farkı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından toplu taşıma, ülke içinde seyahat, konser, tiyatro, topluca ibadet edilen yerler ya da spor müsabakaları gibi ortamlara girmemelerinde bir fayda var gibi görünüyor hocam. Görünen o. Yani işte hep beraber, biraz da toplum olarak hep beraber bunları her gün tartışarak olgunlaştırıyoruz. Çünkü
bazılarına uzmanlık olarak karar vermek mümkün. Sağlık Bakanlığımızın karar vermesi mümkün ama bazıları tüm toplumu 84 milyonu ilgilendirdiği için bir toplumsal uzlaşma toplumun büyük kısmının uzlaşmasını da gerektiriyor. Bu bence ülkemizde aşı kültürü, aşı birikimi, aşıya bakış eskiden beri çok iyi durumda, çok iyi noktadayız. Covid-19 aşıları konusunda bu aşı kültürümüzün biraz gerisindeyiz toplum olarak ama toplumun çoğunluğu aşısını yaptırıyor. Aşı karşıtları çok azınlıkta, aşı kaygılıları biraz daha fazla ama ikisini topladığımızda aşı kaygılısı ve aşı karşıtını topladığımızda bunlar yine toplumun daha küçük bir grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla biz bir toplumsal konsensüsle ve açık tartışma ortamı bütün ülkede var. Bu konuları daha iyi değerlendireceğimizi ve ona göre bir daha sağlıklı kararlar geliştireceğimizi düşünüyorum. Hocam şimdi biraz da aşı olanları konuşalım. İki aşısını olup antikor testi yaptıranlar da var ama onların da belli tedbirlere riayet etmesi gerekiyor değil mi hocam? Çünkü Kurban Bayramı süreci bize gösterdi ki tedbirler azalınca vaka sayıları tırmanışa geçiyor. Artıyor. Yani aşı olanlar kendilerini koruyor ama hastalığı yeni mutasyonlarını alıp başkalarına bulaştırabiliyor. Yani bu kendileri fark etmeden geçirebilir ya da çok hafif geçirebilir. Çünkü onlar artık koruyucu, silahlandı aşıyla. Ama aracı olabilir. Yani o alıp mutasyonlu virüsü başkasına taşıyabilir. Bunu taşımaması için bu kurallara, maske, mesafe kuralına, iki kuralımız var. Maske, mesafe kuralına şimdilik riayete devam etmesi gerekiyor aşı olanların da. Ama mesela herkes aşı olmuş, bir küçük grup. O zaman herkes aşılıysa biraz daha belki bu kendi birbirlerine bulaştırma ihtimali azalmış oluyor. Daha rahat olabilirler ama içlerinde birisi aşı olmamışsa o zaman bu işte yine aşı olan olmayan toplumda nasıl etki ettiğini görüyoruz. Bu aşı olanlar maskesini ve mesafesini korumalı, maskesini takmalı. Kurallara bir müddet daha riayet etmemiz lazım. Çok hızlı aşı yaparsak o zaman normale döneceğiz. Evet, şu %75'i bir yakalayabilsek değil mi hocam? Tabii. Yani şu sırada Amerika'da maskenin kaldırıldığı bazı alanlarda yeniden koymamız gerekir diye şu anda tartışmalar var. Çünkü bu dinamik bir günlük, her ülke günlük kendi şartlarına göre değerlendiriyor. Şimdi bazı ülkelerde vaka sayıları daha çok arttı, bazılarında daha az artıyor ama yeni bir dalga görünüyor. Bu dalgaya karşı yeniden tedbirleri gevşeten ülkeler biraz daha yeniden tedbirlere dönme yolunda bir şey veriyor, sinyal veriyor, onları tartışıyor ülkeler. Üstelik yaz aylarındayız hocam, şimdi sokaktayız. Kış gelince biraz daha sıkıntılı bu. Kışın çok sıkıntılı, niçin? Burada bir numaralı şey açık hava. Evet. Yani pencereler, kapı açık, balkonlar açık evlerde, iş yerlerinde pencereler açık, kafe, restoran, oturma, gezi mekanlarında dış ortamlar. Bunlar COVID-19 için önleyici en önemli husus. Yani açık havada olmak. Kışın açık hava soğuk, açık havada olamaz evin penceresini, kapısını. Açamaz, buz gibi olur ev. Onun için yani kışın riskimiz her zaman daha artıyor. Şimdi ama Sağlık Bakanımız her gün açıklıyor. Yani vaka sayılarında hafif bir artma gidiyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Bunu gösteriyor. Aşıyı her yerde çok önemli vurgulamamız ve aşının gönüllü propagandasını herkesin yapması gerekiyor.
Bir müddet sonra şu da olacak tabii. Aşı yapılmış olanlar, aşı yapılmamış olanlara karşı bir kızgınlık da taşıyabilir. Bugün taşımıyor ama bu gidişat onu da körükleyebilir. Ufak tefek tartışmalar oluyor hocam, merak etmeyin. Yani bu önemli aşı. Bizim günlük gelişmeleri de hem kendi ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı da herkes haberdar ediyor, takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bir taraftan da hayatın, eğitimin normale dönmesi, üretimin normale dönmesi, günlük hayatın normale dönmesi de temel herkesin hedefi, amacı, ülkemizin durakladığı yerden, dünyanın durakladığı yerden tekrar canlı her alanda hayatın aktif olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de bizim yani 1,5 yıl önceki durumda değil, herkes, bütün insanlar şu anda yarım doktor oldu. Covid-19 konusunda, aşı konusunda, tedbirler konusunda. Yani artık bu bilinci, sağlık okuryazarlığını, sağlık bilincini biz bundan sonra hep olumlu, pozitif yönde değerlendirerek gitmemiz gerekiyor. Ben bunu bir kazanç olarak görüyorum. Hocam yani çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum Şahar Bey. Tüm yapım ekibinize, Muhammed Bey'e ve tüm yapım ekibinize de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok kıymet verdiniz programımıza. Hem İnönü Üniversitesi'ni konuştuk, hem sizin bir tıp insanı olmanız vesilesiyle, bir bilim insanı olmanız vesilesiyle bu aşı konusuna değindik. Yine görüşmek üzere. Saygılar sunuyoruz hocam. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. İyi geceler. Değerli dinleyenlerimiz, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Kızılay Beyefendi bugün telefon konuğumuzdu vesairede. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Program yapımcısı Muhammed Ersintoy, teknik yönetmen Tamer Yılmaz, ben Süha Uner ekibi oluşturduk. Radyo 1 İstanbul'dan tüm TRT Radyo 1 dinleyenlerini saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın efendim. Vesair sona erdi.